Anche. Sizleri burada görmekten çok çok büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Öncelikle her birinizi gönülden tebrik ediyorum. Çünkü sizler aynı zamanda hem Kur'an-ı Kerim'i okuyorsunuz, öğreniyorsunuz, hem yüce dinimizi öğreniyorsunuz. Dolayısıyla her birinizi gönülden tebrik ediyorum. Size ve sizin konumunuzda olan dostlarımıza, kardeşlerimize bu eğitimleri vermekte çok geciktik. Bundan dolayı hakikaten çok ama çok üzgünüm. Keşke ben de Hoca Hanım gibi onun işaret diliyle size konuşabilseydim. Asıl büyük dil gönül dilidir. O dil sizde hepimizden daha güçlüdür. Siz her biriniz kainata ve insanlığa aynı zamanda gönül dilinizle konuşuyorsunuz. Yüce Rabbimiz bu gönül dili bakımından bizlere de sizdeki zenginliği nasip etsin. Bugün artık sizin önünüzde hiçbir engel yoktur. Ve inşallah bundan sonra bizim size yaptığımız, bizden kaynaklanan engeller ortadan kalkacaktır. Bugün dünyada yaşadığımız en büyük sorun bizim size çıkardığımız engellerdir. Camilerimizde verdiğimiz hutbelerde, yaptığımız konuşmalarda mutlaka sizin anladığınız bu dille de size hitap etmemiz gerekiyor. Bunda büyük oranda gecikmiş durumdayız. Bu gecikmemizi telafi etmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Şimdi sadece işitme engelli kardeşlerimizden 500 civarında kardeşimize eğitim vermeye çalışıyoruz. Ama istiyoruz ki sizin konumunuzda olan, yani gönül diliyle konuşabilen Türkiye'deki bütün gençlerimize, bütün kardeşlerimize bu eğitimi en güzel bir şekilde verebilelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur. Beyanuke anil arzemi sadakatun. Yani konuşma engelli bir insanın kendisini ifade etmesine yardımcı olmanız sadakadır. Bu hadise göre hocanızın her işareti bir iyilik ve sadakadır. Bugün bütün insanlığın en çok muhtaç olduğu dil gönül dilidir. Hatta biz bu kullandığımız dille hep birbirimizi yaralıyoruz. Hep büyük günahlar işliyoruz. Dil yarası kılıç yarasından daha ağırdır diye bir söz vardır. Halbuki eğer dilin kaynağı olan gönül sağlam olursa, dilin kaynağı olan kalp sağlam olursa, o takdirde dil de düzgün olur. Türkiye'nin her tarafında, büyük camilerde artık bu işaret diliyle
size hitap eden hocalarımız olsun. Bunun için daima çaba içerisinde olacağız. Arkadaşlarımız sizin için çok güzel bir kitap hazırladılar. Bu kitap, işaret diliyle dini bilgiler ve dini kavramları öğretiyor. Bundan sonra çok daha güzel kitaplar hazırlayacağız. Kurslarımızda size çok daha güzel imkanlar sağlayacağız. Ben tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hep beraber Umre'ye gitmek istiyoruz. Umre'ye gitmemiz lazım diyor. Hepsi gitmek istiyor mu Umre'ye? Ne zaman gitmek istiyorsunuz? Hemen istiyorlar. Allah rızası için hemen gitmemiz lazım diyor. Peki. Söz, ben bu imkanı bulup hepinizi göndereceğim sana. Thank you.